bilgisayarınızda parolanızı unutmadan önce yapmanız gerekenler. Çünkü unuttuktan sonra yapacağınız işlemler çok daha uzun. Yani sizin yapamayacağınız kadar açtınız diyelim. Şöyle şifrenizi yazıyorsunuz ve açılmıyor. Parolanızı unuttunuz diyelim. Burada işlemin yaklaşık %80'ini öne alacağız. Yani çok daha karmaşık işlerle uğraşmadan ne yapabilirsiniz? Size onu göstereceğim. Burada şu sayfada, şu ana ekranda, şurada erişim kolaylığı sekmesi var. Buraya CMD ekranını yerleştireceğiz arkadaşlar. Buradan açıyoruz. Aksi takdirde Windows CDC yükleme konumuna getirip birçok işlem yapmanız gerekiyor. Burada %80'ini size atlamış olacağız. Evet, oraya tıkladığımızda CMD ekranı açılıyor. İşlemimizi buradan yapacağız. Size buraya bunu nasıl eklediğimi göstermek istiyorum. Bilgisayarımızı açtıktan sonra bilgisayarımıza tıklıyoruz. C diskini açıyoruz. Buradan Windows yazan yere geliyoruz. Bu işlemleri yaparken arkadaşlar yanlış yeri açmayalım, dikkat edelim. Burayı açtıktan sonra sistem 32'yi bulacağız. Sistem 32'yi açıyoruz. Buradan ilk önce o erişim kolaylığı sekmesi ismi Utilman okunuşu. Utilman eksiği bulacağız. Ve onun ismini değiştireceğiz arkadaşlar. Evet. Şurada. Buna bir isim vereceğiz. Sağ tıklayarak da yeniden adlandır diyebilirsiniz. Buraya 1, 2, 3 yazabiliriz yanına. Siz bunu değiştirmeye çalıştığınızda özel izin gerekiyor derse arkadaşlar o özel izinleri bunun üzerine geldiğinizde şu isimlendirmeyi yapamadığınız zaman şöyle yapabilirsiniz. Buraya sağ tıklayıp özellikler, güvenlik. Buradan şu gelişmiş kısmından izinlerinizi değiştirerek hangi isimle oturum açmışsanız onunla devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Utilman'ın ismini değiştirdik. 1, 2, 3 yaptık. Şimdi CMD ekranını değiştireceğiz. CMD'ye de bu ismi vereceğiz arkadaşlar. Hacklemiş olacağız. Bir nevi. Öyle diyeyim. Hemen arıyorum. Evet, CMD'yi bulduk. Üstüne bir kere tıklıyoruz. Buraya baş harfi büyük U Tilman yazdık. Enter dedik. Şu anda CMD ekranını o açılışta gösterdiğim yere almış olduk arkadaşlar. Bilgisayarımızı yeniden başlatıyorum. Ve şu andan itibaren şifremizi unuttuğumu varsayıyorum. Bekliyoruz. Şimdi açtık. Şifremizi yazdık. Enter dedik. Parola yanlış dedi. Şuraya geldiğimizde CMD açılacak arkadaşlar. Buradan sonra işimiz kolay. Videonun başında dediğim gibi
Bu işlemi önceden yapmazsanız aşırı derecede uğraşacağınızdan emin olabilirsiniz. Buraya, evet, buraya, bu ekrana geldikten sonra arkadaşlar, buraya Control User Passwords 2 yazıyoruz arkadaşlar. Enter diyoruz. Ve şu ekranımız çıkıyor arkadaşlar. Burada yöneticiyi seçip altta parolayı sıfırla var. Parola yazmıyoruz. Veya yazarsak parola değişmiş olacak. Tamam diyoruz. Buraya da tamam diyoruz. Şu anda bu bilgisayarımızın parolasını kaldırmış olduk arkadaşlar. Direkt Enter'a basıyorum. Ve bilgisayarımız açılıyor. Hepsi bu kadar.